biz bu işlemi yapmak durumunda kalıyoruz. Yani kamuoyunun rahatlatılması gerekiyor biraz da. Öyle bir durum da söz konusu. Şu an öyle. Zaten teşekkür ederiz. Bakın tarafından bir açıklama yapılmıştı. Evet. Gerekli görüşmeler yapılıyor idarecilerimiz tarafından. Mahir Başkan'ın da bir açıklama yaptı bu konuda. Ekrem Başkanımız da bir açıklama yaptı. Vakıfla gerekli iletişim zaten sağlanıyor. Fatih Bey'de ise gerekli iletişim sağlanıyor. Elbette ki bu süreci kazasız belasız daha diyalog içerisinde atlatacağız. Değerlendireceğiz, hepsini değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Süleymaniye Camiyesi'nin süliyetinin bozulması vardı. O fotoğraflar vardı bizde Orhan. Pazar günü kullanmıştık hatırlarsan. Daha doğrusu hazırlamıştık. Onu getirirsen bu İlim Yayma Vakfı'nın o inşaat kalıplarının kaldırıldığı haberi geldi önce bugün. Evet. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi o tarihi caminin süliyetini bozduğu gerekçesiyle mühürleme kararı aldı bugün de. O şeyleri getirirsen oranın o kalıplı hallerini getirirsen o önemli. Yani aslında bunların siyasetle konuşulmaması ama bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar mı ya? Süleymaniye Camisi'nin süliyeti bozulur mu? Yani Sayın Erdoğan'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğunu ya da yönettiği ya da kontrol ettiği bir vakfa siz yurt yapacaksınız diye Süleymaniye Camisi'nin yapısı bozulur mu? Ya nasıl iştir mi Sayın Altay? Şimdi buna değinelim, şimdi bir konu yarım kaldı ama Erdoğan'ın 21 Ekim 2017'de bir sözü var. Biz İstanbul'a ihanet ettik. Bu güzel şehrin kıymetini bilmedik. Nokta. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir söz. Sayın Genel Başkanımızın da müteahhit defalar bu 16-9 Muzey tarihi yarımadadaki gene Sultanahmet'in falan o tarihi yarımadanın... İstanbul'un toplam süliyetini bozdu. Evet, yani İstanbul'a hançer sapladılar. Aynen. Hani bir tane saplasalar hadi idare edeceğiz. Ama İstanbul'a girerken bir bakın o kuleler, gök kafesler, gökdelenler vesaire akıl alır ve olabilir gibi olabilir değil. Dünyanın her şehrinde bir bölümünde bir yükselti vardır. Bir merkezde olur o. Bir yerde yap. Maslak'ta var idi mesela 15 yıl önce. Ama sen şimdi Amerika'nın hiçbir şehrinde, Avrupa'nın hiçbir şehrinde şehrin tamamını bu kadar geniş bir alanı böyle gökdelenlerle kapatamazsın. New York'ta da Manhattan adası öyledir ama diğer alanlar farklıdır. Washington'da böyle bir tane gökdelen bulamazsın. Niye? Başkent. Mesela Washington'da hiçbir bina Beyaz Saray'ın o kubbesinin üstünde olamaz. Gel Ankara'ya bak. Meclisin etrafına bak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etrafına bak. Bunların Türkiye ekonomisinden anladığı beton dök, rant sağla, arsa, tarlayı arsaya çevir, rant. İşte onun için şimdi belki Sparta'ya konuşuruz ama niye bu elektrikler kesiliyor, niye millet perişan oluyor, önemli. Ama bir şey söyleyeyim, bak biz enkaz devraldık demeyeceğiz. Biz iktidara geldiğimizde mesela işte kasa, bunlar bize boş kasa bırakmış demeyeceğiz. Bunların kasa, devletin kasasındaki parayı nereye aktardıklarını biliyoruz. Nerede olduğunu biliyoruz. Bırak onları geri almayı. O aktarma vanalarını kapatsak bile o kasa hemen dolacak. Ama biz şunu yapacağız bir haftada ya. Buradan söz veriyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Söz veriyoruz. Esnaf pandemide ne kredi aldıysa faizlerin tümü silinecek. Benim köylüm Tarım Kredi Kooperatifinden ne kredi almışsa faizlerin tümü silinecek. Ana parada ödenebilir bir takvime bağlanacak. 5 milyon üniversiteyi bitirmiş öğrenci KYK ile cebelleşiyor. Kredi almışlar, KYK çökmüş. İcralar var. Bunların hepsini kaldıracağız. 15 Temmuz şehit yakınlarının parası ödenmedi ya. Nerede para? Ceplerini attıklarını da zannetmem, o kadar da yapamazlar ama parayı ödemiyorlar. Hemen ödeyelim. 360 milyon. Ve tarihimiz yakışır bir iş yapmış. Tarihi Süleyman niye şeyini söylüyoruz ya, süliyet bozuluyor. Tarihini bilmeyenin, tarihine saygısı olmayanın geleceği de olmaz. Bunlar tarihi, dini istismar için kullanıyorlar. Süleyman Şah türbesini vatan topraklarında taşıyacağız. O şanlı bayrağımızı oraya bir hafta içinde dikeceğiz. Bir hafta içinde dikeceğiz. Bunu herkes bilsin.
Bunu yapamazsak da millet bizim yüzümüze tükürdü. Çiftçinin borcunu silmemişsek iktidar olduktan bir hafta sonra millet bizim yüzümüze tükürdü. Pandemide alınan kredilerin faizlerini silmemişsek Türkiye'nin bütün esnafları gelsin CHP'yi taşlasın. Bunları yapacağız. Yani şimdi konu belediye başkanlarımızdan açıldı. Evet, ben de metni okudum. Şikayetleri dile getirmekten daha doğal ne olabilir? Çünkü bu sorunlar belediyelerin elini kolunu bağlama gayreti bilinçli bir gayrettir. Un, elektrik, doğalgaz ve benzeri konularda toprak mahsullerinin halk ekmeğe ucuz, ÖTV'siz vesaire ucuz un vermesinin kime ne zararı olabilir? Millet perişan, millet sabah ekmek almaya gitmiyor Fatih Bey. Millet fırınlar kapanırken kalan bayat ekmeği ucuz almak için fırına gidiyor. Dün arkadaşlar söylediler, bırak her şeyi bırak ya. Salatalık, bir kilo salatalık, bir kilo biber kaç lira? Asgari ücreti arttırdık. Bir yıl önceki 2825 lira asgari ücretin alım değeri, alım gücü şimdiki 4250 liradan çok 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 fazladır. Yani matematikte şöyle bir şey var mı ya? 2825 4250'den büyüktür denebilir mi? Denemez değil mi mantık olarak? Matematik mantığı için denemez. Ama AK Parti'nin Türkiye içinde Çin'e düşürdüğü hal içinde söylenecek şey budur. 2825 4250'den büyük olmuştur. Nokta. Milletin evet. Hali. Şimdi iki önemli konu var. Tabii Isparta'yı şöyle konuşalım. Evet, biraz orada. Isparta'da yani artık Türkiye'de kentler çöküyor Sayın Altay. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Kentlerin altyapıları çöküyor. Mesela bu eskiden hani şirketler batar, piyasa kötü olur, esnaf dükkanını kapatır. Bunlar kısmen telafi edilebilecek, uzun sürmezse eğer bu bir şekilde konfirme edilebilir. Ama bir kentin altyapısı çökerse, 500 bin kişi aynı anda bir gecede sobasını çalıştıramazsa, doğalgazı gelmezse, kapısının önüne çıkamazsa, karanlıkta oturursa bunun telafisi çok az. 20 yıl önce ben milletvekili değilken ya da olduktan sonra da, hadi 15 yıla gidiyorum. Bize şöyle telefonlar gelirdi kışın. Ben Sinopluyum, Erfelek ilçesindenim. Benim ilçeme bağlı Horzum, Hürremşah, Ormantepe, Avlasökü gibi yüksek köyler var idi. Hala var da. Buralara çok kar yağardı. O zaman elektrik iletim hatları tahta direklerde, ahşap direklerde telle giderdi ve kar bu telleri koparırdı. Ve o köye iki gün içinde her şeye rağmen o dönemin TEDAŞ'ı o zor şartlarda o köye elektriği verirdi. Köylüler buna rağmen iki gün, köy dediğimiz şöyle yüksekte, çok yüksekte atıyorum 40 haneli, atıyorum 35 haneli, atıyorum 102 haneli.